Tatlı çocuk hoş geldin. Ne yapıyoruz? Üçgende benzerlik diyoruz. Bugün kısmetse 3 adet video çekeceğim ardışık. Bunların hepsini kanala yükleyeceğim ve üçgenlere nokta koyacağız. Ardından dörtgenler geliyor. Daha önceden söylediğim gibi kısmetse 15 tatilin sonunda çemberi bitirmeyi planlıyoruz. Başarabilirsek ne mutlu bize. Başlamadan da neyi rica ediyoruz senden? Beğenip paylaşıp abone olmayı, özellikle abone olmayı unutmasan bizi sevindirirsin. Üçgende benzerlik bir demiştik. İzlemişsindir onu. Bundan hemen önceki videoydu. Şimdi burada 2 ve 3 diyeceğiz. Yani üçgende benzerlik ikinci ve üçüncü video gelecek. Ardından açı kenar bağıntılarıyla üçgenler noktalanmış olacak. Çok uzatmadan lafı yapıştırıyorum. Şimdi burada bir kelebek benzerliği var. Sıklıkla kullandığımız adıyla. Şöyle bir durum söz konusu. Eğer EF, ED, AB'ye paralel ise haliyle şu Z'lerden işte şuradaki D açısının A, buradaki E açısının da B açısının eşit olduğunu görüyorsun. Dolayısıyla üçüncü açılarında yani kimle kimin abi şu C açısının iç ters özür ters açıların C'deki ters açılarında birbirine eşit olmasından şu üçgen ile şu üçgen birbirine benzer olacak. Hatta bu benzerlik açı açı benzerliğidir veya açı 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 benzerliğidir. O zaman ne yazman lazım abi? Şunu yazman lazım. İşte paralellik sonrasında DEC üçgeni ABC üçgenine paralel. Dolayısıyla F'nin C'ye oranı, D'nin A'ya oranı ve E'nin B'ye oranı bana neyi verecek? K'yı. K dediğimiz şey neydi? Orantı, benzerlik oranı, orantı sabiti. Nerede? Oran orantı da kullanıyorduk. Burada orantı sabiti yerine benzerlik oranı kullanıyoruz. Şimdi bundan alakalı bir sorun var. Paralelliği görüyorum. Tamam o zaman. O zaman bitiriyorum abi işi. Nasıl bitiriyorum? 3 bölü 6. 3 bölü 6 eşittir diyorum. Y bölü 10 eşittir diyorum. 7 bölü x. Dolayısıyla iş bitmiş oluyor. Yani böyle bir soru tabii karşıma çıkmaz ama bu konu anlatımları genel itibariyle temel seviyede tuttuğumuz için karşına ilk çıkacak yani ilk testlerde çıkacak soru kalıpları bu şekildedir. Bileder 3 bölü 6 1 bölü 2 yapar. O zaman ben buradan gereken işlemi yapınca y'yi 5, x'i de kaç bulurum? 14. Bana diyor ki bunları birbirinden çıkarır mısın? X eksi y çıkarırsam kaç olacaktır? 9. Aynen bence bir problem yok. Yani bunu anlamışızdır. ABC'nin bir üçgen olduğu belirtilmiş. DE AC'ye paralel. Şimdi bak şimdi burada DE AC'ye paralelse şu minik üçgenle şu biraz daha büyük üçgen arasında bir kelebek benzerliği var. Ve bu benzerlik oranı dikkat edecek olursan 2 bölü 6 yani 1 bölü 3. O zaman ben bu DE uzunluğuna A diyecek olursam AC uzunluğuna 3A demeliyim abi. Şimdi bu kenarda dursun. Sonrasında ne diyorum? Bu benzerlik yanı sıra bu şekilde bir benzerlik daha var. Nerede? O da şurada. Eğer DE AC'ye paralel ise 4 bölü 4 artı x eşittir A bölü 3A oranı yazabilirim. Yani ne söyledim? 4 bölü 4 artı x eşittir a bölü 3a tatlı çocuk. Yani bir başka deyişle 1 bölü 3. İçler dışlar yap abi buradan. Önce şunu yazayım öyle yapayım istersen. 4 bölü 4 artı x eşittir 1 bölü 3. İçler dışlar yaparsam 12 eşittir 4 artı x. Ve x'i de buradan kaç bulacağım? 8. Valla çok iyi. Aynen. Herkese benden çay diyor. Karşıma başka ne çıkıyor? Bir bakalım. Evet, gene paralellikler söz konusu 6-4. Şimdi bunu aslında biz bir özellik olarak veririz fakat bu özelliği vermeden şimdi bu soruyu çözeceğim. Şimdi burada kelebek benzerliğini görüyorsun. Nerede var hoca o benzerlik? Bak şimdi bu DC AB'ye paralelse bahsedeceğimiz kelebek benzerliği aha şurada. Şu üçgen ile şu üçgen arasında. Peki benzerlik oranı ne? Benzerlik oranı ne? Benzerlik oranı 4 bölü 6. Yani bir başka deyişle 2 bölü 3. O zaman ben şuraya 2K diyecek olursam şuraya 3K diyeceğim. Okey. Okey. EF de paraleldi bunlara. O zaman bitirdim abi işi. Nerede bitirdin hoca? Şimdi şu içini sarıyla boyadığım büyük üçgene dikkat et. Şunu yazacağım. 3K bölü 5K. Yani diyeceğim ki 3 bölü 5 eşittir x bölü 4 abi. Bunu bir önceki derste ifade etmiştik. O zaman içler dışlar çakıyorum. 5x eşittir 12. Yani x eşittir 12 bölü 5 deyip noktayı koyuyorum. Tabii bunu ondalıklı da yazabiliriz ama çok keyifli, çok anlamlı olmaz. Thales'i bir önceki ders ufaktan çıtlatmıştık. Şunu söylüyorum. Neyi? A'nın B'ye oranı abi. A'nın B'ye oranı D'nin C'ye oranıdır. D bölü C. Ve bu oran Y'nin X'ten farkının Z'nin Y'den farkına
Yani bu farkın oranının eşit olacak. Bunu nasıl gösteriyoruz? Şöyle aslında yapacağımız iş şudur. Şu AC'ye paralel çizecek olursam şuradan. Şurası A, şurası B olacak. Burası Y eksi X. Burası da özür. Yavaş yavaş. Burası X. Şurası Y eksi X. Şurası X. Şurası da Z eksi X. Evet. Fakat ben D bölü C yazdıysam o zaman bir tane daha çizmem lazım. Şöyle şuraya Z eksi Y demem lazım. Yani D bölü C, Y eksi X bölü Z eksi Y. Yani aslında şu iki üçgen arasında bir benzerlik yazıyorum. Orası ellerinden öpsün. Şimdi tabii bunu aklımda tutmam biraz zor olacak ama sorularda neler yaptığımı gördüğünde he tamam bu tatlı diyeceksin. Abi paralellik var mı? Var. X'i soruyor. Okey. Şimdi bak tatlı çocuk. 8'den 12'ye kaç arttı? 4. Yandaki kenar uzunluğu kaç? 2. Yandaki kenar uzunluğu 2 iken 4 artıyor. Yani 2 katı. O zaman yandaki kenar uzunluğu 4 iken 2 katı artacak. 4'ün 2 katı kaç? 8. Yani ben burayı 8 arttıracağım. 20 diyeceğim. Okey. Temiz. Peki bunu unutursak ne yapacağız hoca? Şunu yapacaksın tatlı çocuk. Az önce çizdiğim paraleli çizeceksin. Ya diyeceksin ki şunu şuradan çekeyim. Burası 8 ise şurası da 8. Burası da 8. Şuraya kaldı 4. Buraya x eksi 8. Olur mu? Olur abi. Paralel çizdiysem 2'ye 4 olacak. O zaman diyeceksin ki 2 bölü 2 artı 4. Yani 2 bölü 6 eşittir 4 bölü x eksi 8. Aynı kapıya çıkar mı? Çıkar abi. Sıkıntı olmaz yani. Çek bir fırt. Oh, iyi sıcak. Evet, harika. Geliyorum sıradakine. He o. 90, 90, 90 diyor. Ne işe yarar bu abi? Eğer şu 3 açıda 90 derece ise o zaman bu aslında bana şunu demek istiyor. Bile de şu, şu, şu birbirine paralel. 8, 14, 4, DE bölü EA. DE bölü EA 3 ise yani şura 4 ise o zaman şura 12 anlamını taşır. 3'e 1 oranı yan tarafta da 3'e 1 oran olacak. Okey abi. Şimdi dikkat et 8'den 14'e 6 zıplamış. Yani 6 eklemiş. 12 de 6 eklemiş. Yani yarısı kadar. O zaman 4 de yarısı kadar. Yani kaç ekleyeceğim? 2. O zaman şurayı 16 yapacağım. AB uzunluğuna ne diyorum? 16. CF uzunluğu neredesin bileder? 12 demişiz. Çok iyi. Hepsini paketledim o zaman. Yani bu ara basamakları biraz hızlı geçiyorum. Ümit ediyorum bir problem yoktur. Varsa yorumlar yaz. Bundan sonraki videoları biraz ona göre şekillendirelim. Evet, ABC bir dik üçgen. Okey abi. Hay hay. Tamam. Şimdi aslında bize bir kopya vermiş. Demiş ki bak bileder şu şuna eşit. Eğer sen demiş ki şu paraleli çekecek olursan ki paralel çekiyorsan burası da 90 olur. Şu açılar birbirine eşit olacak. Daha doğrusu toplamları 180 olacak. O yüzden 90 oluyor orası. Peki ne oluyor o zaman? Bu çizdiğim kırmızı uzunluğa orta taban diyorduk küçükken. Yani burası 6 ise buraya 3 yazacağım. Abi o zaman buraya da 3 yazacağım. Neden? 45, 45, 90 var burada. Peki 45, 45, 90'da ne yapıyordum? 3, 3, 3 kök 2 diyordum. O zaman x'i 3 kök 2 buldum. Paket yaptım. Güzel. Harika. Temel benzerlik uygulanır diyor. Tamam, bu notu zaten ifade etmiştik birinci ders. Çok lüzumu yok. Evet, paralellik var. Diklik var. AEEB'ye eşit. 2, 5, 8, 14. Az önce yaptığıma benzer bir hamle yapacağım. Ne yapacaksın hoca? Şunu şuradan çiziyorum. Şimdi eğer bu AD BC'ye paralelse ve ben bunu onlara da paralel çizdiysem şu parça şuna eşit olduğu gibi şu parça da şuna eşit olacak. O zaman burası komple DE komple 16 ise 2'ye böldüm 8 8. Yani şurası 8, şurası 6. Ene. Kız o zaman burası oldu 10. Okey. Şimdi bak şu parça şuna eşit. 5'ten 10'a zıpladım. O zaman bir o kadar daha zıplayacağım. Yani bir 5 daha ekleyeceğim. X eşittir 15 diyeceğim. Evet. Bence çok tatlı. Yani yandan paralel çizip uzatmıyorum işi artık. Evet, iki tane üçgen verdim sana. Tamam abi. EFF'de eşit. 6, 8, 4, x nedir? Bu soruda şuna odaklanıyorum. Şurada bir kelebek benzerliği var. Ümit ediyorum bunu görmüşsündür. Neden? Çünkü şunu paralel çiz olarak çizmen gerektiğini sana nokta nokta koyarak aslında ifade etmeye çalışmış. O zaman bile der eğer şu parça şuna eşitse 4, 4'tür diyeceğim.
Okey. Sonra ne diyorum? Çizdiğim paralel 4, aşağıdaki taban 8. O zaman ben bunu orta taban diyordum. Orta taban olması için de şu parçaların birbirine eşit olması gerekiyordu. Yani x eşittir 6 deyip noktayı koyuyorum buna da. Harika. Evet, tatlı bir soru. Bunu bence bir durdur. Bir uğraş bu soruyla. Ondan sonra bir beraber bakalım neler yapılabilir. Bu arada biz de bir fırt Abi AF eşit FC diyor. Okey bileder. Tamam. Gene orta taban çağrıştırıyor. Abi şu F'den geçecek tabana paralel bir minnoş çizgi çizelim. Bu çizdiğim doğru parçası şuna eşit olduğundan ve bunu paralel çizdiğimi söylediğinden dolayı orta taban olacak. Yani 12'nin yarısı kaç? Burası 6. Şimdi AB uzunluğuna komple kaç birim demiş? 10. 2'ye bölmem lazım orada. Yani kaç? 5, 5. O zaman şura 5, şura 3. Müthiş. Bitirdim soruyu. Nerede bitirdin hoca? Bak şimdi tatlı çocuk, şu iki üçgen arasında gene kelebek benzerliği yazıyorum. Nasıl yazacağım o benzerliği? 3'ün 2'ye oranı 3 bölü 2 eşittir 6'nın x oranı. 6 bölü x. Şimdi buradan sonra içler dışlar filan yaparsın ama bize yakışan aslında şudur. 3 var, 6 olmuş 2 katı. 2 var, 2 katı kaç olmalıdır? 4. Vallahi çok iyi. Akıyoruz ha. Evet, ak bakalım. Karma örneklerim varmış. ABC bir dik üçgen, bu bir kare ise x nedir diye. Evet. Belki de benzerlik nedeniyle kare karşına sık çıkacak, en sık çıkacak örneklerden biri. Şimdi hacım bu bir kare ise, ki öyle olduğunu söylüyor. Bu bir kare ise yapmam gereken şey şu. Abi diyorum ki, bas ulan işte. Burası x ise burada x, burada x, burada x. Kare ise 90, 90. Şu açının ölçüsüne a diyorum, bu açının ölçüsüne b diyorum. A köşesindeki açının da ölçüsü 90 ise bu A ve B yazdığım açıların ölçüleri toplamı, yani A artı B'nin toplamı 90 derece olacak. Şimdi E'de 90 var. Buraya A yazdıysam burası B. F'de 90 var. Buraya B yazdıysam burası A. O zaman söylemem gereken şey şu. Tatı çocuk, şu üçgen AB 90 iç açılarına, şu üçgen de AB 90 iç açılarına sahip. O zaman bu iki üçgen açı benzerliğine göre birbirine benzer. O zaman şunu yapacağım. Şu bir numaralı üçgen olsun, şu iki numaralı üçgen olsun. Bir numaralı üçgende A açısının karşısında x kenarı var. İki numaralı üçgende A açısının karşısında 3 var. Eşittir. Bir numaralı üçgende B açısının karşısında 12 var. İki numaralı üçgende B açısının karşısında x var. Bitirdim o zaman işi. Vallahi süper. Ne yapacaksın buradan? Bir içler dışlar her şeyi halleder. Diyor şerefsizin bir cinnet her şeyi halleder. O zaman abi x kare eşittir. Buradan 3 çarpı 12 eşittir 36. Yani x'i de, yani EF uzunluğunu da kaç bulacağım? 6. Eksi 6 olur mu? Niye olmaz hoca? Bileder uzunluk diyoruz ya. Uzunluk negatif olur mu? Allah'ım yarabbim ya. Evet, bir tatlı soru daha. Bunu şöyle tutalım aynen. ABC bir üçgen, AD eşit DC diyor. Okey baba. Yani klasik artık. Bunu gördüğünde hemen şunu çakmalısın. Abi şu çizeceğin paralel bana orta taban verecek. Niye? AD DC'ye eşit. Eğer çizdiğin buna paralel ise o zaman otomatik orta tabanda şurası 5. 1. 1. Şu yan kenarım kaç birim? 12. 2'ye böleceğim. O zaman 6. 6. Burası 11'di. Kaldı buraya 5. Ana. Çok iyi lan. Şimdi çizdiğimin paralel olduğunu söylemiştim. O zaman tatı çocuk şu açı 60 derece ise şu açı da 60 derece. Nasıl açılar diyorduk biz bunlara? Yöndeş açılar. Adını bilmene gerek yok. Adını bilmene gerek yok. Sonra ne diyorum? Abi bu 60 ise o zaman da şurası 120 ve biz burada bir ikizkenar üçgen yakaladık. Hatta bu ikizkenar üçgenin 30-30-120 üçgen olduğunu söyleyeceğim. O zaman kenar uzunlukları, yani ikiz olan kenar uzunlukları 5-5 ise 120'nin karşıdaki kenar uzunluğuna kaç diyeceğim? 5 kök 3. Yani x kaç birimdir diye soran adama 5 kök 3'tür diyorum abi. Noktayı koyuyorum. Müthiş. Evet. Paralel, paralel, paralel. 6, 2, 5. Ne diyor? X kaç diyor? Bu kötü. Yo, çok da kötü değilmiş. Şöyle düşün. Üç kağıt yaptık az önceki sorularda çözerken. Burada da onu yapacağım. Yani şöyle paralel çizip uzatmıyorum işi.
Diyorum ki abi burası 6'dan 20'ye yani 14 artmış. 14 eklemişim. Yan kenar uzunluğu kaç? 7. 7'de 14 eklediysen demek ki 1'e 2 oranı var. Yani 2 katı kadar ekliyorum. O zaman şuradan şuraya ne kadar eklemem lazım? Yan kenar kaç burada? 2. 2 katını ekleyeceğim. Yani 4. 4 ekle. 10 de noktayı koy. Vallahi müthiş. Bence harika. Geliyorum sıradakine. Çup 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 çup. Yok bir tane daha var. Özür. Evet paralellik var. Paralellik var. 1, 2, x kaçtır? Güzel. Gene benzer şeyi söylüyorum. Neyi? Bu soruyu bir durdur bilader. Uğraş bir çöz. Bakalım nasıl yapacaksın. Sonra beraber çözelim. Şimdi ben şöyle yapacağım. FEDC'ye paraleldi. Yani şu minnoş şuna paralel. O zaman eğer şurası 1, şurası 2 ise şuraya A, şuraya 2A diyebilirim. Tales'i hatırla. Peki. Benzer şeyi nerede yapıyorum? Şurada. Hacım şu DE de BC'ye paraleldi. O zaman 1 bölü 2 oranı varsa 1 bölü 2 oranı olacak. Yani 3 bölü x eşittir 1 bölü 2 diyorum. Bence işler dışlar yapmama gerek bile yok. X eşittir 6 deyip paketliyorum bunu. Aynen. Aşk ile devam. Paralellik var ama biraz tuhaf bu. BA diyor GD'ye paralel. Şimdi çok enteresan bir oran vermiş. Abi sen ne alaka ya Zoom? Bir dur ya, seninle uğraşamam. Şimdi ben bu AE'ye 3 diyecek olursam EF'ye 1 demem lazım. FC'ye 2 demem lazım. FC neredesin? Buradayım abi 2. Şuna dedim 1. Şuna dedim 3. Okey bile der. Dırırıt, dırırıt, dırırıt. 2, 3, 6. Şöyle yapacağım. Şuradaki kelebek benzerliğini ümit ediyorum görmüşsündür. 1'e 3 oranı var. 1'e 3 oranı cup cup şu şekilde. O zaman diyorum ki ben şu DF uzunluğuna A diyecek olursam hatta 2A diyeyim işim kolay olsun. AB uzunluğuna 6A demem gerekir. 1. Evet. DF bölü FG'yi soruyor. DF'yi buldum. Sonra cazıma diyorum ki biz bu ikisinin paralel olduğu bilgisine sahibiz. O zaman yazmam gereken oran şudur. CF'nin tamamının oranı FG'nin 6A'ya oranıdır. Yani ne yazacaksın tatlı çocuk? 2 bölü 6 eşittir. FG uzunluğu bölü 6A. O zaman abi buradan FG'yi de 2A bulursun. Abi DF de 2A idi. Yani 2A bölü 2A kaç olur tatlı çocuk? 1. Bence güzelmiş. Evet birer üçgenim var. Eşitlikler verilmiş. X kaçtır? Gene benzer şeyi söylüyorum. Neyi? Bak yan kenarlarda eşitlik var. Orta tabanı hatırlamalısın. Çektim şunu şuradan. Abicim şu şuna eşitse şunun da şuna eşit olması lazım. Paralel çizdim çünkü. O zaman şurası 4. O zaman şuraya da kaldı 4. Çok iyi. Peki bu çizdiğim bana orta taban veriyorsa şurası yani FC2 ise buraya kaç diyordum? 4. Bitir soruyu. Nasıl bitireceğiz hoca? Bak şimdi tatlı çocuk. İçini boyadığım üçgene dikkat et. Çup 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 çup. Evet. Bu üçgende dikkat ettiysen 4, 4. Ana kız bir tane daha orta taban var. Yani bura 4 ise şuraya 8 diyeceğim. Eğer x artı 2'ye 8 dediysem x'e de buradan 6 demem gerekir ve noktayı koymuşumdur. Evet bu videonun sonuna gelmiş miyiz? Gelmişiz. Okey ne mutlu bize. Burada duruyoruz o zaman tatlı çocuk. İzlediğin için teşekkür ediyoruz. Beğeni paylaşı sende, abone olmak da sende. Ne diyelim? Sağlıcakla kal. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Bana müsaade, ben ikinci videoyu da çekeyim. Yani daha doğrusu benzerlik 3. Evet, güle güle.